Arkadaşlar merhaba, ben geldim. 3 ay sonra bisiklet sürüyorum. Bisiklet vlog devam ediyor. Hadi yola çıkalım. Üstümde bir forma var, belki dikkat etmişsinizdir. Özgürlük ya. Bisiklet bu arkadaşlar. Bitwin Rock Rider Big 8. Zaten sevdiğim için buralara geldi. Hani. Neyse. Yanlış hatırlamıyorsam Mart'ın ortası gibi bu virüs ülkemizde görüldü. İşte ondan sonra zaten virüs yayılınca tabii işte okullar online eğitime döndü. Ben 12. sınıfım, staj yapıyordum. Stajlar iptal edildi bu sene için. Evde kaldık. Hep evdeydim. Video atmıyordum. Çünkü dışarı çıkmıyordum. Çok kısa bir süre sonra yaş yasağı geldi. Ben de 20 yaş altında olduğum için zaten çıkmam da yasaktı. Sonra evde otururken hani dedik ki bari hani oyun videosu falan çekelim. Oyun videosu çekmeye başladık. Sağ olsun izleyen arkadaşlarımız oldu, yine destekler için teşekkür ederim. Böyle bir süre oyun videosu attım. Ama bazı arkadaşlar Instagram'dan mesaj atıyor, işte ne oldu, öldün mü, niye video yok falan. İşte YouTube'un bildirim sorunu. Hani halbuki ben 5 tane video atmışım, adamın video attığımdan haberi yok. YouTube'un kötü yanlarından biri, bildirimlerde yıllardır sıkıntı var. Neyse ondan sonra yavaş yavaş bazı şeyler iyileşmeye başladı. Yasaklar kalktı. Dedim ki ben de bu arada bisikletim Emre abilerdeydi. Onun hani müşteriye gösteriyorlardı. Satılıktı. Dedim ki hani alayım da ufak ufak video çekmeye başlayayım. Hani insanların içine girmeden kendi çapımda hani şöyle bir gezeyim, video çekeyim diye düşündüm. Sonra bisikletimi aldım. Of, yalnız çok yoruluyorum. Yani öyle bir şey ki hani evden markete falan gidiyorum. Marketten döndüğümde yorulmuş oluyorum. Hani o kadar evde otura otura paslandık. Her neyse bisikletimi almaya gittim. Almaya gittiğimde hani nasıl bir şans. Adam gözümün önünde bisiklete kapora bıraktı. Böylece bisikleti satmış oldum. Bisikleti zaten bir süredir satmak istiyordum. Satmak istememin sebebi hani değişiklik yapmaktı. Ama sonradan fikrim değişti. Başka bir yere kullandım paramı. Şu anda da gördüğünüz gibi altımda Emre abinin bisikleti var. Böyle şu an hani yakın bir dönemde bisiklet alacağım gibi durmuyor. Bisikleti alır mıyım? Alırım büyük ihtimal ama zaman veremem. Hani zaten şu anda ortalık çok karışık. Neyin ne olacağı hiç belli değil. O yüzden bir süre bisikletsiz kalacağım. Ne oldu? Lan kan mı lan bu? Florya'ya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle bir hava alayım dedim. Bugün de öyle bir gök gürüldü ki işte hava simsiyah oldu ama ben hani sıkıldım. Attım kendimi dışarı. Yağmur yağarsa da hiç umurumda değil. Islanır dönerim yavaş yavaş. Güngören'den çıktım, Florya'ya doğru gidiyorum. Decathlon'a yeni bisikletler geldi. Fiyatlar değişti. Ama maalesef hani sırf video çekmek için alışveriş merkezine hiç girmek istemiyorum. O yüzden gidip fiyat videosu çekmiyorum ama virüs bitince çekerim inşallah. Arkadaşlar farklılık olarak şöyle üstümde bir forma var, belki dikkat etmişsinizdir. Bu forma bana Jordan Red'den hediye olarak geldi. Siz de o videoyu şuradaki karttan izleyebilirsiniz. Buradan Jordan Red'e tekrardan teşekkür ederim. Martılar var. Martı videosu çekecektik. Bu olaylar patladı. Ama yine de çekmeyi düşünüyorum. Bu arada şöyle bir haber daha var. Karantina ilk başlarında Cengiz Han bisikletini sattı. Zaten Cengiz Han son zamanlarda aktif değildi. Çocuğu zorla dışarı çıkartıyorduk bisiklet sürmek için. Kendi kararı artık. Bir şey diyemeyeceğim. Sattı. Zaten Emin'in bisikleti de satılıktı. Emin yine sürüyordu ama işte çok lastik patlıyor, çok şöyle böyle vaktim yok falan diye. O da dedi satıyorum. Dedim hani yapacak bir şey yok, kendi kararınız. İkisi de bisikleti sattı. Yani Emin'e aldıracağım gibi duruyor. Çünkü hani Emin seviyor ama Cengiz Han son zamanlarda iyice bilgisayar başına gömüldü. Şöyle bir de size dıştan bisikleti göstereyim. Bisiklet bu arkadaşlar. Bitwin Rock Rider Big 8. Şöyle. Gerçekten güzel bir bisiklet. Bir ara buna aşık olmuşum. Hatta diyordum Emre abiye kaça verirsin falan filan. Upgrade.
Burada bir babamla çadır kurduğumuz bir video vardı. Onu da şuradaki, bir dakika nasıl oluyordu? Aynen buradaki kartlardan izleyebilirsiniz. O da güzel videoydu ama beklediğim kadar izlenmedi. Şöyle bir story falan atalım. Ondan sonra artık yani geldim hani yağmur buraya yağar mı bilmiyorum. Yağarsa kaçacağım o tarafa doğru. Bakalım video izlenecek mi? Ya şimdi hani benim hiçbir zaman izlenme takıntım olmadı. Ama şu da değil yani. Şimdi hani biz burada bir sonuçta bir iş yapıyor söylüyoruz. Hani o kadar emek veriyorsun. Karşılığını almayınca da üzülüyorsun yani. Ama şöyle bir şey oluyor. yani yazlık mevsimlik işçi gibiyim aslında. Hani böyle kışın izlenmeler düşüyor, yazın açılıyor. Yani bunu şeye bağlıyorum ben. Aslında böyle iki tane teorim var. Hani şöyle sanıyorum. Hani insanlar bisikletle ilgilenmeyince onunla ilgili şeylere de şey yapmıyor. İzlemiyor, ilgilenmiyor. Ama şöyle bir teorim var. Hani şimdi kışın havalar soğuyunca falan insanlar hep genellikle evde kaldığı için bisiklet sürme oranı azaldığı için hani vakit daha çok olduğu için izlenir diye düşünüyorum ama pek öyle olmuyor açıkçası. Hani büyük ihtimalle insanlar kışın aklına bisiklet gelmediği için izlemeyi de ilgilenmeyi de tercih etmiyor. Bisiklet fiyatları çok arttı ya. Yani şu an ortalama bir bisiklet almaya kalksanız 2500 liradan yani sıfır olarak konuşuyorum. 2500 liradan aşağı kurtaramıyorsunuz. Yani Kronix C150 bile Tourney aktarıcısı 2000 liralarda dayanmış ya da 2000 liralarda. Bitwin ST520 bile 2300 TL. 2300. Yani vaat ettiği şeyler de öyle aman aman özellikler değil yani. Maalesef üzücü. Bu durumda bisiklet almak da zor. Aa bu arada bisikletlere kredi çıktı. 3000 ile 30.000 TL arasındaki bisikletlere şu an kredi veriliyor. Yani bu en son işte insanlar toplu taşıma kullanmak istemediği için hani bir teşvik olsun diye sanırım. Bir de şöyle bir şey de var. Bu karantina süresince şimdi bisikletlere falan bir ilgi olduğu için hani toplu taşımadan ilgi azaldı. Diğer ulaşım araçlarına ilgi arttığı için bazı atılımlar gerçekleşti. Şu anda Bağdat Caddesi aynen yanlış hatırlamıyorsam bir şerit, bir araba şeridi bisiklet şeridine dönüştürüldü. Bir gidiş bir geliş olarak. Bunlar da güzel gelişmeler. Yani bazı Instagram sayfalarından takip ediyorum. Güzel haberler paylaşıyorlar işte. Yollar genişletilecek, arttırılacak. Bir panik fren yapayım mı be? Bununla fren yapması çok zevkli. Var ya ısırıyor ya, yolu ısırıyor böyle. Sen bir kova verebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle imkan buldukça hani sürüp video çekmeye çalışacağım tabii ki. Bilmiyorum bu bisiklet mevzusunu nasıl yaparız, alır mıyız, almaz mıyız, ne zaman alırız, ne alırız bilmiyorum. Ama yakın bir zamanda alacağım gibi durmuyor. İşte böyle emanet bisikletlerle birazcık takılacağız bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Mesela tamam şimdi yaya geçidi de hani önce bir hani böyle bir sağa sola bakıp hani ona göre yola çıkalım değil mi teyzeciğim? Topum ağrıdı gerçekten. Buyur abi. Ne kadar huzurlu bir gezinti. Ya bir de Instagram'dan takip edin ya. Şimdi şey hani şu muhabbete girmeyeceğim. Instagram'dan takip edenler daha önceden haberleri oluyor falan diye bir klişe yapmayacağım. Ama takip edin hani bir yukarı konuşmayı unuttum. Çünkü insan görmüyorum, konuşmuyorum. Konuşmayı unuttum. Ya şu G30 ile G20 kasaya ilk başta böyle çok uyuz oldum ama sonradan gözüme güzel gelmeye başladı. Ama F30 benim için bir numara. F30, E90, E53, E38, E92, E93, E91. BMW'nin çoğu modelini seviyorum ya.